Herkese selam, herkese merhaba, ben Oktay. Agrolema kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere son zamanlarda Avrupa Süper Ligi adında yeni bir turnuva ortaya çıktı. Ben de açıkçası düşündüm de bu turnuvayı simüle etsek acaba ilk şampiyon kim olur diye. Ben baştan söyleyeyim ama ben şimdilik bu turnuvaya karşıyım. Gerçi benim karşı olup olmamam çok da bir şey değiştirmeyecek ama bence yanlış bir düşünce yani bu Avrupa Süper Ligi turnuvası. Ama yine de dediğim gibi bu turnuvanın ilk şampiyonu kim olurdu acaba? Onu merak ettiğim için kısa bir turnuva hazırladım arkadaşlar. Avrupa Süper Ligi turnuvası 20 takımla düzenlenecek diye açıklandı. Yani daha doğrusu öyle planlanıyor. Ama şimdiye kadar sadece 12 takım belli. O yüzden ben de 6'şer takımdan 2 grup hazırladım. Şu an ekranda Avrupa Süper Ligi A grubunu görüyorsunuz. Bu gruba Atletico Madrid'i, Barcelona'yı, Inter'i, Liverpool'u, City'yi ve United'ı koydum. Ve şu an ekranda görmüş olduğunuz B grubuna ise Milan, Juventus, Arsenal, Chelsea, Tottenham ve Real Madrid takımlarını koydum arkadaşlar. Normalde dediğim gibi 20 takımla oynanması planlanan bir turnuva ve her iki takımda da 10 takımın bulunması planlanıyor. Her iki grubu ilk 3 sırada bitiren takımlar çeyrek finale direkt katılacak. 4. ve 5. takımlar ise birbiriyle playoff oynayacak. Ama bizim bu turnuvada o kadar detaylara girme imkanımız olmadığından biz şöyle yapacağız. Her iki grubun ilk 4'ü çeyrek finale direkt katılım sağlayacak arkadaşlar. Herhangi bir takım seçmek zorunda olduğum için A grubunda Liverpool'u seçtim. A grubunu tamamladığımızda B grubuna geçeceğiz. Ve her iki grubu da ilk 4 sırada bitiren takımlarla birlikte çeyrek finalden başlayacak şekilde turnuvaya devam edeceğiz arkadaşlar. Hiçbir maça çıkmayacağım arkadaşlar. Hepsini simüle edeceğim. Aslında keşke kariyerdeki gibi takvimden doğru simüle edebilsek ama neyse. Ben buraları sizin için hızlıca geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, A grubunda lig sona erdi. Şöyle bir bakalım. Barcelona 23 puanla lider olmuş. Liverpool 17 puan 2. sırada. Manchester City 17 puanla 3. sırada ve Inter de 14 puanla 4. sırada. Atletico Madrid ve Manchester United eleniyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir de meraklarına şöyle skorları hızlıca göstereceğim. Siz durdurup bakarsınız. Hemen şöyle gol krallığına falan da bakalım arkadaşlar. Salah 10 maçta attığı 10 golle birlikte gol krallığında zirvede. 2. sırada Griezmann, 3. sırada Dembele var. Asistlere baktığımız zaman Raheem Sterling 10 maçta toplam 3 asist yapmış. Hatta şöyle baktığımız zaman benim gözümde Carrasco ilk sırada ama neyse, çok da önemli değil şimdi. İlk sırayı paylaşan 4 tane oyuncu var. Raheem Sterling, Carrasco, Mane ve Salah arkadaşlar. Gol yenmeyen maçlar, sarı kartlar ve kırmızı kartları da geçelim, merakları görsün. Turnuvanın en iyi oyuncusu Mohamed Salah olmuş. Meraklısına bunu da söyleyelim. Ve şimdi ise turnuvayı bitirip B grubuna geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hemen B grubunu kurdum geldim gördüğünüz üzere. Yine herhangi bir takımı seçmek zorunda olduğum için bu sefer de Milan'ı seçtim. Şimdi yine aynı şekilde maçları hızlı bir şekilde simüle edeceğim. Ve ligin sonunda bakalım kimler ilk 4'te yer alacak arkadaşlar. Avrupa Süper Ligi'nde B grubunda sona geldik arkadaşlar. Juventus, Chelsea, Real Madrid ve Milan takımları ilk 4'te kendine yer buluyor ve bir sonraki tura yani çeyrek finale adını yazdırıyor. Tottenham ve Arsenal ise burada eleniyorlar. Şöyle hemen skorları hızlıca meraklarına geçelim arkadaşlar. Gol krallığına baktığımızda Ronaldo ve Aubameyang 10 maçta attıkları toplam 6 golle zirvedeler. Asist krallığına baktığımızda ise Arsenal'dan Willian toplam 9 maçta yaptığı 3 asistle şu an lider. Gol yenmeyen maçlar, sarı kartlar, kırmızı kartlar, meraklısına gösterelim. Juventus'tan Ronaldo B grubunun en iyi oyuncusu seçilmiş arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken tek şey bu her iki grubu da ilk 4'le bitiren takımlarla birlikte kısa bir turnuva oluşturmak. Ve evet arkadaşlar, Avrupa Süper Ligi'nde çeyrek finaldeyiz. Çeyrek finalde ben sadece takımları koydum. Eşleşmeler otomatik gerçekleşti. Milan Inter'le eşleşiyor. Manchester City Chelsea ile Barcelona Juventus ve Real Madrid'de Liverpool'la eşleşti. Çeyrek finalde bizi Milan derbisi bekliyor. Onun dışında Messi Ronaldo karşılaşması olacak. Diğer eşleşmelerde zaten gördüğünüz gibi. Çeyrek final maçlarını simüle edip geliyorum arkadaşlar. Yarı finale geldiğimizde elenen takımları görüyorsunuz arkadaşlar. Chelsea, Inter, Barcelona ve Real Madrid turnuvadan eleniyorlar. Hemen şöyle çeyrek finaldeki sonuçlara bakalım. Inter Milan eşleşmesinde toplam 4-4'lük bir eşitlik olmuş. Milan deplasman golleriyle kazanmış. Chelsea Manchester City eşleşmesinde toplam 3-1'lik skorla City yoluna devam etmiş. Juventus Barcelona eşleşmesi toplam Juventus'un 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanmış. Liverpool Real Madrid eşleşmesi ise Liverpool'un toplamlık 4-2'lik skorla galip gelmesiyle sonuçlanmış arkadaşlar. Böylelikle yarı final gördüğünüz gibi şekilleniyor. Milan Manchester City ile eşleşiyor. Juventus da Liverpool ile eşleşiyor. Hadi bakalım, ben yarı finalleri simüle edip geliyorum. Finalde görüşürüz.
görüşürüz. Ve gördüğünüz üzere arkadaşlar, Milan ve Liverpool yarı finalde eleniyorlar. Finale ise Manchester City ve Juventus kalıyor. Hemen şöyle toplam skorlara bakmak istiyorum. City Milan'ı toplam 4-1'lik skorla elemiş. Juventus da Liverpool'u aynı skorla elemiş. Ve her iki takım da şimdi finaldeler. Bakalım Avrupa Süper Ligi'nin ilk şampiyonu kim olacak? Ben de merak ediyorum açıkçası. Manchester City-Juventus mücadelesini simüle edeceğiz arkadaşlar. Maçın son dakikalarında oyuna gireceğiz, katılacağız. Ve kupa törenini inşallah hep beraber izleyeceğiz. Maçı simüle ediyoruz. Bakalım ne olacak, ne gidecek. İzleyelim, görelim. Oo, attı lan. Vallahi attı. Dakika 81, Juventus ilk golünü atıyor. Karşılaşmada son 7-8 dakika artık. Dakika 89'da maça gireceğim arkadaşlar. Uzatma var mı yok mu bilmiyorum çünkü. Evet arkadaşlar, bizim sonucumuza göre Juventus ilk Avrupa Süper Ligi'nin şampiyonu oluyor. Coşkulu bir kutlama var. Bu tarihi kupayı ilk kazanan Juventus oldu. Tabii biz örnek olarak kupa 4'ü seçtik oyundaki. Avrupa Süper Ligi şampiyonu Juventus oluyor arkadaşlar. Bizim sonucumuza göre sonuç bu şekilde. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Avrupa Süper Ligi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Bunu da bilmek isterim arkadaşlar. Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.